Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında beşamel soslu mantar yapacağız arkadaşlar. Önce malzemelerimizden başlayalım. Yarım kilo kültür mantarı, 4 adet patates, 1 adet yeşil biber, 1 adet soğan, 1 diş sarımsak, baharatlarımız var. 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı tuzumuz var. Beşamel sosu içinde 3 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı unumuz var arkadaşlar. Üzeri için de kaşar peyniri kullanacağız. Önce patateslerimizi doğrayarak başlayalım. Bunları kenara alalım. Patateslerimizi daha önceden soymuştuk. Şöyle büyük büyük elma dilime yakın şekilde soyacağız. Doğrayacağız pardon. Şöyle ne kalın olacak ne ince. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi şu şekilde olsa yeterli. Hem pişmesi daha basit olur. Hem çiğ kalmaz. Evet arkadaşlar, patateslerimizi elma dilim şeklinde doğradık. Yağın içine attık. Hafif yumuşayana kadar kızaracak. O kızarana kadar biz de mantarlarımızı doğrayalım. Mantarlarımızı şöyle ince ince doğrayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mantarlarımızı güzelce doğradık. Şimdi tavamıza biraz sıvı yağ döktük. Mantarlarımızı tavaya alarak başlıyoruz. Mantarlarımız suyunu salana kadar kavuracağız arkadaşlar. Mantarlar suyunu salana kadar biz de kalan biberimizi falan soğanımızı doğrayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biberimizi doğrayalım. Soğanımızı doğrayalım. Sarımsaklarımızı da doğrayalım. Mantarlarımıza bir tur daha bakalım. Sonra soğanlarımızı ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar, mantarlarımız suyunu saldı, geri çekti. Şimdi soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. Güzelce karıştıralım. Evet arkadaşlar, soğanlarımız da yumuşadı. Şimdi biberlerimizi ilave ediyoruz. Biberlerimiz de biraz yumuşadığı zaman baharatlarımızı ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle güzelce karıştıralım. Evet arkadaşlar, biberlerimiz de iyice yumuşadı. Şimdi baharatlarımızı ilave edelim. Böyle bir iki tur karıştıracağız. Onu alacağız arkadaşlar ocaktan.
Evet arkadaşlar, tavada kızarttığımız patatesleri altına katman şeklinde serdik arkadaşlar. Şimdi kavurduğumuz mantarlarımızı da üzerine ilave ediyoruz. Şöyle yayıyoruz üzerine, her yere gelecek şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üzerine ekleyeceğimiz beşamel sosumuzu yapacağız. Üzerine dökeceğiz. Daha sonra fırına atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beşamel sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Önce tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımızı eritelim. Tereyağımız güzelce eridi. Şimdi unumuzu ilave edelim. Güzelce karıştıralım, topraklarla olmasın. Şöyle hafif kahverengi bir renk alana kadar kavuruyoruz. Unun kokusu çıkana kadar. Arkadaşlar kokusu çıkıyor yavaş yavaş. Şimdi sütümüzü ilave edeceğiz. Çırpıcımızı alalım. Yavaş yavaş sütümüzü ilave ediyoruz. Hızlı hızlı karıştıracağız arkadaşlar ki topaklanma olmasın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın köpük köpük kabarmaya başladı. Tamamını göstereyim size. Bu şekilde ne çok akışkan ne çok katı olacak arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Borcamımızı ekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beşamel sosumuzu da mantarlarımızın, patateslerimizin üstüne güzelce yayarak döküyoruz. Bu şekilde. Bütün her yerine eşit bir şekilde gelsin. Evet arkadaşlar. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika kadar pişecek. Daha sonra üzerine kaşarını ekleyeceğiz. Kaşarı eridikten sonra servise hazır olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 15 dakikadır fırınımızda pişiyor. Gördüğünüz gibi fokur fokur kaynıyor hala. Şimdi üzerine kaşar peynir serpeceğiz. Böyle güzelce serpelim. Serptiğimiz kaşarlar eriyene kadar fırında pişmeye devam edecek. Kaşarlarımız eriyip kızarmaya başladığı zaman fırından alıp servise koyacağız. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, fırında beşamel soslu mantarımız hazır. Yapanlara şimdilikten afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.